Sıvı karışımlarının öz kütlesi. Arkadaşlar şimdi farklı yoğunluktaki iki sıvıyı bir kapta karıştırdığımızı düşünelim. Öncelikli olarak M1 kütleli V1 hacminde D1 yoğunluklu bir sıvımın olduğunu kabul ediyorum. Başka bir kabımızda da M2 kütleli V2 hacminde D2 yoğunluklu bir sıvımız var. Ve bu iki sıvıyı ayrı bir kapta artık ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz. E artık buradaki kaptaki toplam kütle değerimiz M1 artı M2 kadardır diyebilirim. Hacimsel değerimiz için de artık V1 artı V2 dediğimizi kabul edersek karışımın yoğunluğu D karışım. D karışım eşittir toplam kütle bölü toplam hacim kadardır diyebiliyoruz. Yani karışıma katılan sıvıların kütleleri toplamı artık kaç tane sıvı kattıysak bölü hacimleri toplamıdır diyebiliyorum. Eğer ki sıvılardan eşit hacimde almışsak o zaman karışımın yoğunluğu için aritmetik ortalama yapabiliyoruz. Yani D1 artı D2 bölü 2'dir diyebilirim. 2 tane sıvıdan eşit hacimde almışsam D1 artı D2 bölü 2 diyorum. Eğer 3 sıvı almışsak D1 artı D2 artı D3 bölü 3'tür diyebiliyoruz arkadaşlar. Eşit kütlede 2 sıvı için bunu sadece 2 sıvı için uygulayabiliyoruz. O zaman D karışım eşittir diyeceğiz. 2 tane D1 çarpı D2 bölü D1 artı D2 kadardır diyebiliyorum. Karışıma katılan sıvıların öz kütleleri Dx ve Dy olsun. Şimdi buradaki karışımın öz kütlesine de D karışım dediğimi kabul ediyorum. Karışımın öz kütlesi mutlaka karışıma katılan sıvılar öz kütlesi arasında bir değerde olmak zorunda. Yani şunu diyebilirim. Şuradaki eğim, kütle hacim grafiğindeki eğim bize neyi veriyordu? Öz kütleyi. O zaman buradaki x'in öz kütlesi y'nin öz kütlesinden daha büyük. Ve dx büyüktür d karışımdan. O da büyüktür dY'dendir diyebilirim. Yani karışımın yoğunluğu mutlaka dX ile dY arasında bir değerde olmak zorunda. Arkadaşlar karışıma katılan sıvılardan hacimce hangisi daha büyükse karışımın yoğunluğu bu sıvının yoğunluğuna daha yakın olacaktır diyebiliriz. Müzik